Sürebiliyorum değil mi Mehmet? Şimdi anlarız. Bak dedim sana, sürebiliyorum işte. Bir şeyin var mı? İyi misin? İyiyim. Biraz daha zamana ihtiyacım var galiba. Geçen sefer de öyle demiştin ama. Bir önceki seferdi. İki aydır aynı şeyi söylüyorsun. Şimdi şöyle. Bak çınarın yaprakları kımıldadı. Bizi çağırıyor. Elif ve Zeynep nerede? Buradalar. Geldiniz mi? Ne çabuk. Tabletim sayesinde. Biliyorsunuz çınar bana sinyal gönderiyor. Doğru ya. Nasıl unuttuk? Hadi gidelim. Geç kalıyoruz. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Nasılsınız bakalım? Biz iyiyiz Çınar. Kendi adına konuş Elif. Ben hiç iyi değilim. Neden iyi değilsin Ali? Bisiklet süremiyorum. Şu mesele. Öyle deme Çınar. Tam iki ay oldu. Ne konuşmuştuk Ali? Biliyorum. Başarı için sabretmek gerekiyor. Evet. Bu bazen iki ayı da geçebilir. Tamam. Bir ay daha bekleyeceğim o zaman. Anlaştık mı? Anlaştık. Bir, iki, üç. Patron, nereye saldıracağız? Dört. Bir saniye Azmi. Kafamı karıştırma. Kaçta kalmıştım? Neyse, baştan başlayayım. Bir, iki, üç, dört, beş. Çok heyecanlıyım patron. Planını merakla bekliyorum. İki, üç... Yok, yanlış oldu. Azmi! Özür dilerim. Bir, iki, üç... Çay içer misin patron? İlla bana bunu yaptıracaksın yani. Şimdi rahatça işime dönebilirim. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz... Ve dokuz. Dokuzu da, iki de kayalık. Tam istediğim gibi. Tamam, şimdi konuşabilirsin. Sağ ol patron. Belli oldu mu? Nereye saldıracağız? Belli oldu Azmi. Marmara Denizi'ndeki adalara saldıracağız. Adalar mı? Peki neden orası? Neden mi? Geçenlerde sınıfça adalara geziye gittik. Arkadaşım Hasan'la birlikte çok güzel vakit geçiriyorduk. Faytona bindik. Sonra bisiklete bindik. Ne güzel işte patron. Acele etmez mi? Anlatıyorum. Özür dilerim patron. Sokaklarda neşeyle kovalamaca oynadık. Yakaladım seni. Tamam, sıra bende. Sen kaç, ben kovalayayım. Olmaz Gürgen. Öğretmen çağırdı. Gitmemiz lazım. Son vapura yetişeceğiz. Bana ne, bana ne. Bende sıra. Ben gidiyorum. Sen git. Ben buradayım. Ne? Gittin mi? Hasan! Hasan! Bekle Hasan! Geliyorum! Ay ay! Hasan! Demek gittiniz ha. Ben burada ne yapacağım tek başıma? Çok acıklıymış patron. Dahası var Azmi. Tüm gece deniz kenarında yalnız kaldım. Adalara saldırmakta haklıymışsın patron. Haklıyım tabii. Peki ne yapacağız? Yola çıkalım, ben sana anlatırım. Mi? Mi? Gürgen'den haber var mı Çınar? Tam sorunun üstüne Mehmet. Evet var. Demek yine harekete geçti. Yerini tespit edebildin mi Çınar? Uğraşıyorum. Hah, buldum. Adalara gidiyor. Adalara mı? Oraya ne yapacak ki? Bunu bilemeyiz. Gidince öğreneceksiniz. Adalarda bisikletler var, faytonlar var. Ne? Fayton mu? Ne oldu Mehmet? Arkadaşlar, biliyorum garip ama ben atlardan çok korkuyorum.
Aa, çok şaşırdım Mehmet. İnanır mısın, ben bile korkmuyorum. Hadi acele etmeliyiz. İstersen sen bu göreve gelme Mehmet. Hayır, sizi yalnız bırakamam. Yürüyün, gidelim. Dikkatli olun çocuklar. Patron, planını anlatmayacak mısın? Aferin. Görevine bu kadar bağlı olman hoşuma gidiyor. Plan şu. İkiye ayrılacağız. Sen sahile gideceksin. Orada bir kostüm var. Onu giyip denize gireceksin. İnsanlar da senin sayende korkup kaçacaklar. Ve adada hiç insan kalmayacak. Neden kaçacaklar benden? Kıyafeti görünce anlarsın. Adalar canavarı olacaksın. Peki sen ne yapacaksın patron? Sen beni boş ver. Hadi git bir an önce. Tamam, gidiyorum. Ben de şu muhteşem icadımı şuraya kurayım. Böyle yürüyerek nasıl bulacağız onları? Bisiklete binmemize izin verseydin çoktan bulmuştuk belki de. İstersen sen binebilirsin Elif. Tartışmayın arkadaşlar. Zeynep, bize büyük ada hakkında bilgi verir misin? Bakıyorum hemen. Prens adalarının en büyüğü. Yüz ölçümü 5400 metrekare. Yani çok büyük. Ayrıca burada motorlu araç kullanmak yasak. Ulaşım bisiklet ve faytonlarla sağlanıyor. Ama biz Ali ve Mehmet yüzünden ikisini de kullanamıyoruz. Plajları var. Ayrıca köşkleri de çok güzel. Belli oluyor zaten. Baksanıza şunlara. Peki şimdi ne yapıyoruz? Aramaya devam edeceğiz. Çabuk olalım. Hı. İşte muhteşem makinem hazır. Acaba Azmi ne yaptı? Bu sokakta olabilir mi acaba? Şu gürgen değil mi? Çalışmaya hazır. Evet o. Hey, gürgen. Hah. Yine mi siz? Ne oldu? Beklemiyor muydun? Bekliyordum ama bu sefer beni durduramayacaksınız. Görüşürüz bakalım. Bu seferki planın ne gürgen? Yine neyin peşindesin? Hemen anlatayım. Dikkatli dinleyin. Görmüş olduğunuz şu muhteşem cihazın adı Ada Birleştiren 3600T. Benim icadım. Bunun sayesinde öyle bir yer sarsıntısı olacak ki Marmara Denizi'ndeki tüm adalar birleşip tek bir kara parçası olacak. Bir şey sorabilir miyim? Hayır, soru almıyorum. Azmi de deniz canavarı kostümüyle tüm insanları korkutup adadan kaçıracak. Böylelikle bu koca alanda rahatlıkla uzay üssü kurabileceğim. Sonunda uzaya gidip astronot olma hayalimi gerçekleştireceğim. Çok iyi planmış. Anlatırken bile heyecanlandım. Galiba ben bir dehayım. Ne demezsin? Arkadaşlar ayrılalım. Ali ile Zeynep, siz Azmi'yi durdurmaya gidin. Biz Gürgen'le ilgileniriz. Sahile bir an önce gitmek için bisiklete binelim Ali. Bak şurada var. Ama ben... Biliyorum Ali, kendine güven. Başka şansımız yok. Başarabilirim. Başarabilirim. Başardım. Yaşasın. Sürebiliyorum. Sıra sende Gürgen. Evet, sahne sırası bende. Ada Birleştiren 3600T'yi çalıştırayım artık. Ne? Çalıştı işte. Yürgen haklıymış, yer sarsılıyor. Görürsünüz az sonra ne kadar haklı olduğumu. Bir şeyler yapmalıyım. Başka şansım yok. Ne yapıyorsun Mehmet? Ne yapacak? Kaçıyor tabii ki. Sen de akıllılık edip kaç bence. Yapabilirim. Çocuğa bak.
ne güzel at sürüyor. Ay, 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 ay. Harika bir iş başardın Mehmet. Teşekkürler Elif. Acaba Ali ve Zeynep ne yaptı? Kıya ben çıkartabilir miyim robot köpek balığımızı? Arkadaşlar bu kadar zor değil. Şimdiye kadar bitirmeliydiniz. Bir de bana sor. Şu an ne yaptığımı gerçekten bilmiyorum. Benim de kafam karıştı. Bu kadar şeyi Zeynep nereden öğrenmiş? Bize bak, Zeynep'e bak. Teşekkür ederim. Aa, durduk yere ne oldu ki şimdi? Nasıl oldu bu? Bilmem, ben hiçbir şey yapmadım. Ne? Ama ben neler oluyor böyle? Kendi kendine kapanıyor. Hiçbir şey anlamadım. Ne yani? Durup dururken mi? Belki de uzaylılar bilgisayarını ele geçirmiştir. Ben gerçekten hiçbir şey yapmadım. Belki de bozulmuştur. Belki de Ali'nin kendisini kullanmasını istemiyordur. Allah Allah. Zeynep? Sadece küçük bir şakaydı. Senin yaptığını anlamalıydım. Gerçekten güzel şakaydı. Ama bunu nasıl yaptın? Benim için çok kolay. Ama sizin için biraz zor sanki. Çınar bizi çağırıyor. Gidelim. Hoş geldiniz çocuklar. Hoş bulduk Çınar. Yine zaman kaybetmeden geldiniz. Hepinize teşekkür ederim. Umarım önemli bir işiniz yoktur. Hep birlikte ders çalışıyorduk. Kaldığımız yerden daha sonra devam edebiliriz. Yeni bir maceraya hayır diyemezdik. Hangi ders? Matematik mi yoksa? Hayır, bilgisayar. Zeynep bize bazı programları nasıl kullanabileceğimizi anlatıyordu. Çok güzel. Ben şahsen bu konuda Zeynep'ten yeteneklisini görmedim. Teşekkür ederim Çınar. Bazen küçük şakalar yapsa da bize çok şey öğretti. Çocuklar, keyfinizi kaçırmak istemem ama maalesef gelen haberler hiç iyi değil. Sen çağırır çağırmaz anlamıştık zaten. Yine pes etmediler değil mi? Maalesef. Gürgen ve Azmi hiç zaman kaybetmeden yeni bir saldırı için hazırlık yapmaya başladılar. Biz varken İstanbul'a en ufak bir zarar veremeyecek. Yıldız Tornavida. Azmi, Yıldız Tornavida. Sanki ona demiyorum. Azmi! Ne? Sen şimdi görürsün. İki saattir kime diyorum ben? Ben senden tornavida istiyorum. Sen bana pense uzatıyorsun. Ödümü kopardım patron. Tabletim. Ver onu bana. Ama patron. İnsanlar bu tabletleri kullanarak neler yapıyor haberin var mı? Sen sabahtan akşama kadar oyun oyna. O kadar mühendis sen oyun oyna diye mi icat etti bana? Yıldız Tornavida.
Çok az kaldı. Şurayı da sıkıştırdım mı tamamdır. Penseyi ver bakayım. Patron, bu seferki icadın ne? İşte bu kadar. Tanıştırayım. Karşınızda yeni ışınlama harikası Mavi Yol ED27. Işınlama mı? Peki bununla ne ışınlayacaksın patron? Kariye Müzesi'ni. Kariye Müzesi mi? Nasıl? Koca müzeyi. Peki ama neden ki? Cumartesi günü dünya ünlü bir astronot İstanbul'a geliyor. Uzay anılarını anlatıp astronot olmak isteyenlere bilgi verme amaçlı bir konuşma yapacak. Ne güzel. Hediye olarak astronot kıyafeti verilecek. Harika olacak. Arkadaşlar, haftaya kaldığımız yerden devam ederiz. Ayrıca cumartesi günü hep birlikte Kariye Müzesi'nde buluşacaktık. Unutmadınız değil mi? Ne? Kariye Müzesi mi? Cumartesi mi? Gürgen, iyi misin? Hafta başında öğretmenim cumartesi günü gayet uygun dememiş miydin? Öğretmenim, ben cumartesi günü hasta olabilirim de. Cumartesi hasta olacağını bugün nereden biliyorsun? Mazeret kabul etmiyorum. Yoksa... Benim konuşmaya katılıp astronot kıyafeti almam lazım. Kariye Müzesi ziyareti de nereden çıktı? Ama dur, ben yapacağımı biliyorum. Ancak bu sefer işimiz uzun. Sabah erken kalkıp işe koyulmamız gerekiyor. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Bu kez nereye saldıracak? Edirne Kapı'daki 1500 yıllık çok değerli bir eseri. Kariye Müzesi. Acaba bu defa nasıl bir bahane buldu? Bu eser İstanbul için çok kıymetli. Gürgen'in ona zarar verdiğini düşünmek bile istemiyorum. Kariye Müzesi hakkında önemli bilgilere ulaştım Çınar. Senin için işte zor olmamıştır. Bence bir an önce harekete geçelim. Gürgen'e bir ders daha vermek için sabırsızlanıyorum. Hadi arkadaşlar, geç kalmayalım. Dikkatli olun çocuklar. Size güveniyorum. Hadi şimdi bana yeni icadımı getir. Ama dikkat et. Eğer birine zarar verirsen seni çok kötü yaparım. Yeni icadı. Ben zaten hep erken kalkarım patron. Azmi, Azmi. Uyansan artık. Azmi, çok işimiz var. Ne olur 5 dakikan daha. Benim ben, Gürgen. 1 saattir 5 dakika daha diyorsun. Kalksana. Neredeyim ben? Hala araştırıyor musun? Kariye Müzesi İstanbul'un fethinden sonra cami olarak kullanılmış. Eski hali korunarak içindeki duvar resimleri kapatılmış ve binaya bir mihrapla minare eklenmiş. Başka ne gibi özellikleri var? İçi İstanbul'daki en süslü eserlerden biri. Yıllar sonra büyük bir çalışma yapılarak duvar resimleri tekrar ortaya çıkartılmış. Yani sadece duvarlarında resim var diye mi bu kadar önemli? O duvar resimleri tahmin edemeyeceğim kadar değerli. Bu yüzden İstanbul'da Topkapı Sarayı ve Ayasofya Müzesi'nden sonra en çok ziyaret edilen 3. yer Kariye Müzesi'dir. Geldik, acele edelim. İşte geldik en heyecanlı yere. Şuraya bakın. Bu nedir böyle? Gözlerime inanamıyorum. Bu sefer Gürgen. Evet. Kariye Müzesi'nden kurtulmama çok az kaldı.
Ben gerçek bir dahiyim. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Patron, ben... Bu senin oynadığın gereksiz oyunlara benziyor mu hiç Azmi? Sakın! Bir daha bunu aklından bile geçirme! Artık iyice kontrolden çıktın Gürgen. Patron, yine geldiler. Gelsinler. Lokum ikram etmemi bekliyorsanız boşuna beklersiniz. Bakıyorum da yine kendine çok güveniyorsun. Korkmayın. Karya Müzesi'ne zarar vermeye gelmedim. Nasıl yani? Bana inanmıyor musunuz? İsterseniz Azmi'ye sorun. Evet. Biz neden Karya Müzesi'ne zarar verelim ki? Yani... Gerçekten zarar vermeyecek miyiz patron? Vermeyeceğiz tabii ki. Çünkü onu komple ortadan kaldıracağım. Sapasağlam kalacak ama başka bir yerde. Yeter bu kadar eğlendiğimiz. Işınlama başlasın. Bir şeyler yapmalıyız. Galiba bu sefer geç kaldık. Ne yapıp edip Gürgen'i biraz oyalayın. Eğer ışınlama sistemine tahmin ettiğim gibi bir bağlantı kurduysa onu durdurabilirim. Sizin bu sefer sürpriziniz yok mu? Niye gülüyorsunuz? Rica etsem müzeyi bizim evin bahçesine ışınlar mısın? Şaka mı bu? Çok az kaldı. Yok, gayet ciddiyiz. Hatta bu anı kaçırmak istemiyorum. İşte bu kadar. Çok zaman kaybettin Gürgen. Siz öyle sanın. Artık her şey bitti. Bu sefer başaramadınız. Hayır! Sen de kimsin? Ben Gürgen'im. Asıl sen kimsin? Burada bir tane Gürgen var, o da benim. Hayır, benim. Patron. Ne var? Galiba benim kafam feci şekilde karıştı. Şimdi görürsün sen gerçek Gürgen kimmiş. Bunu sen istedin. Ne bacağımı bırak. Hazır mı? Az kaldı. Tamam, hazırız. O zaman şimdi şu tohumları atabilirsiniz. 7-8 tane yeterli olacaktır. Bunlar sana. Bunlar sana. Kalanlar da sana. Sana neden yok peki? Akşam misafirliğe gideceğiz. O yüzden üstümü kirletmemeye çalışıyorum. Tamam, biz hallederiz. Hadi atalım tohumları. Bu da tamamsa üzerini toprakla örtelim. Toprakla örtüyoruz. İşte oldu. Şimdi de can suyunu verelim. Ben yapabilir miyim? Hadi yap. Teşekkürler. O ne güzel bir şeymiş Zeynep. Sanki yağmur yağıyor. Adı da yağmurlama ibriği zaten. Bu da bitti. İşlem tamam. Yakında kendi domates tarlamız olacak. Toprağı daha kolay kazabilirsek tarlamızı daha da genişletebiliriz. Onu nasıl başaracağız? Henüz bilmiyorum. Çınar bizi çağırıyor. Nereye saldırsak acaba? Bir türlü aklıma gelmiyor. Panik yapma patron, buluruz illaki. Ne demek panik yapmaz mı? Bir haftadır boş boş oturuyoruz. Merhaba Çınar. Merhaba çocuklar. Görüşmeyeli nasılsınız? İyiyiz Çınar. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Gürgen'den haber yok mu hala? Hala yok. Acaba uslandı mı? Sanmıyorum. Bekleyip göreceğiz. Daha fazla bekleyemeyiz Azmi. Bekle bir dakika. Hafızamı kontrol etmeliyim.
Evet arkadaşlar. Yüzyıllardır Doğu ile Batı arasındaki ticaretin merkezi olan İstanbul'da birçok han bulunuyor. Bu hanlardan biri de Büyük Han. Oo, tam benlik. Yaşadığımız şehir İstanbul'un Mahmut Paşa semtinde yer alıyor. Bu işte tamam. Neden gülüyorsun Gürgen? Yok öğretmenim, bir şey yok gerçekten. Özür dilerim. Tamam buldum işte, Büyük Han. Demek buldun patron. Dur, daha devamı var hikayenin, hatırlıyorum. Öğretmenden Büyük Han'ın tarihi bir yer olduğunu duyunca koşarak oraya gittim. Biraz incelemek istedim. Daha rahat hareket edebilmek için orada bir dükkanda çırak olarak işe girdim. Girmez olaydım. Tamam patron, hemen getiriyorum çayları. Üç çay daha getiriyorum. Hemen camları siliyorum patron. Ne? Bu da bitti. Ay. Patron, ben biraz izin alabilir miyim? Çok sinirlendim Azmi. Şimdi daha net hatırlıyorum her şeyi. Gerçekten patronun çok sertmiş patron. Öyle bir icat yapacağım ki o büyük handa İstanbul'da gününü görecek. Bu arada siz ne yaptınız çocuklar? Biz kendi domates tarlamızı yaptık. Hem de onu daha da büyütmeyi düşünüyoruz. Bu çok güzel bir haber. Tebrik ederim. Nasıl peki? Biz de bilmiyoruz. Korktuğumuz oldu sonunda. Gürgen harekete geçti. Evet çocuklar, ta kendisi. Nereye gittiğini öğrenmeye çalışıyorum. Patron, bu dozerin işe yarayacağına emin misin? Bunun adı dozer değil. Gür dozer 2500A. Halledemeyeceği iş yok. Ama çok küçük. Öyle mi dersin? Dur patron, dur. Dur patron, dur. Öğrenebildin mi Çınar? Heh, tamamdır çocuklar. Büyük Han'a gidiyorlar. Hemen harekete geçelim. Dikkatli olun çocuklar. Patron, bu ampulleri neden aldık anlamadım. Her yer aydınlık. Azmi, dozerle buraya elimizi kolumuzu sallayarak nasıl gireceğiz? Renkli ampulleri takınca herkes icadımı oyuncak sanacak. Patron, sen gerçek bir dahisin. Hemen takıyorum. Bir tur da ben atayım, ne olursa. Bisiklet mi bu Azmi? Keyfimden dolaşmıyorum. Çıraklık yaptığım dükkanı arıyorum. Hangi yöne gideceğiz? Sağ tarafa. Dikkatli olalım arkadaşlar. İçeri saklanarak gireceğiz. Gürgen buraya neden saldırıyor ki? Çünkü burası İstanbul'un en eski hanlarından biri. Hanlar eskiden ne işe yarıyordu? Ticaret yapan kervanların dinlenip konaklayabilecekleri yerlerdi. Günümüzdeki oteller ve garajlar gibi. O zamanlarda arabalar, trenler, uçaklar yoktu. Atlarla, develerle ya da yürüyerek yolculuk yapılırdı. Ne? Yürüyerek mi? Ben kesin dayanamazdım. Ben yürürdüm, ne var? Daha sonra hanlar içlerinde dükkanlar olan ticaret yerlerine dönüştü. Bu ses içeriden geliyor. Arkadaşlar dediğim gibi kendinizi sakın belli etmeyin. İşte sonunda buldum seni. Şimdi bakalım kim kime çay getiriyor. Arkadaşlar şuna bakar mısınız? Ha? Gürgen'in planı bu muymuş? Oyuncak dozerle koca hanı yıkmak. Ben size demiştim. Gürgen gittikçe ne yapacağını şaşırıyor. Şuna baksanıza ne kadar sevimli. Ne yani? Ciddi ciddi o direği yıkabileceğini mi sanıyor? Gürgen'i bu defa hafife aldık galiba. Hmm.
başlangıç. Şimdi sıra dükkanda. Mehmet, Gürgen'e nasıl engel olacağız? Düşünüyorum ama aklıma bir şey gelmiyor. Aslında benim aklıma bir şey geliyor ama... Hadi bakalım Gürdozer 2500 ha. Senin arkamızda daha çok enkaz bırakacağız. Azmi, beni izleyeceğin etrafa göz atsana. Ama patron, kullanmama izin vermiyorsun. Bari izleyeyim. Oyun mu oynuyoruz burada? Sana dediğimi yap. Bütün sıkıcı işleri Azmi yapsın. Emin misin? Hı. İşe yarar mı Zeynep? Bir aksilik çıkmazsa yarayacak. Okulda deneyini bile yaptık. Hadi o zaman Elif, sıra sende. Hadi Elif, başarabilirsin. Azmi fark ederse bütün planımız suya düşer. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Elif, senden korkulur vallahi. Teşekkür ederim ama bence bir an önce başlamalıyız. Bakın, işe yaradı. İşini başardın. Allah Allah. Ne oldu ki dozerime şimdi? Bozulmuş olamaz. Benim icadım bozulamaz. Nazmi, çabuk buraya gel, beni dışarı çıkar. Patron, ne oldu? Neden durdun? Ben durmadım. Dozer durdu. Yoksa bozuldum. Benim icadım bozulmaz. Nazmi, sana dozerime benzin koy dedim. Koydun mu? Koydum patron. Hem de tam doldurdum. Demek tam doldurdun. O zaman neden ibre sıfırı gösteriyor Azmi? Çabuk buraya gel. Azmi, çok iyi fikirdi Zeynep. Elif'i de unutmamak lazım. Derhal gidiyorsun ve bana bir bidon benzin getiriyorsun. Patron, ben buraları hiç bilmiyorum ki. İnan kaybolurum. Ah Azmi, ah. Ben neden her defasında sana güveniyorum bilmiyorum ki. Benimle gel. Benzin almaya gidiyorlar. O zaman onlara bir sürpriz hazırlayalım. Bu benim dozerimin sesi. Merhaba Gürgen. Patron, dozer çalışıyor. Ama nasıl olur? Benzini bitmişti. Benzinini ödünç aldık. Nasıl yani? Ne demek oluyor bu? Yine başaramadın Gürgen. Ayrıca senin dozerin artık bizim domates tarlamızda çalışacak. Ne tarlası? Artık yeter. Nedir benim sizden çektiğim? O bize doğru mu geliyor Azmi? Galiba evet patron. Ama tarlada çalışmadan önce biraz işimiz var. Ne dersin Gürgen? Patron geliyor. Şaka yaptım çocuklar. İnanmadı galiba patron. Kaçsana Azmi. Geliyor patron, geliyor. Baksana Elif, senden bile hızlı koşuyorlar. Hadi, biraz daha açılalım. Benim başka bir önerim var. Topu en yükseğe diken kazanır. Var mı benden daha yükseğe atabilecek olan? En azından denedim. Bence biraz daha sık denemelisin. Ah.
Sanırım sen de biraz daha sıp denemelisin Elif. Bu sefer göreceksiniz siz. Kim daha iyiymiş bakalım? Tamam, pes ediyorum. En iyimiz sensin. Hey Zeynep, sıra sende. Ya, çok isterdim ama Çınar bizi çağırıyor Elif. Merhaba çocuklar. Nasılsınız bakalım? Çok iyiyiz. Yeni görevimize hazırız diyorsunuz, öyle mi? Kesinlikle. Koca Çınar, sana bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin Ali. Bir topu çok yükseğe atmak için ne yapmalıyım? Evet çocuklar. Gürgen yine bir yaramazlık peşinde ve onu durdurmaksa size düşüyor. Belki bu sayede sorunun cevabını da bulabilirsin Ali. Sen hiç merak etme Koca Çınar. Bu sefer neyin peşinde? Bizimkisi bu sefer de futbola merak sarmış gibi gözüküyor. Benim yardımcı olamayacağım bir konu desenize. Ne konuşmuştuk Ali? Başarmanın yolu inanmaktan geçer. Ayrıca sen bize her zaman lazımsın Ali. Patron, bakıyorum da yine iş başındasın. O havan topu da neyin nesi? Herhalde iş başındayım. Senin gibi aylak aylak duracak değilim ya. O havan topu yeni planımın göz bebeği Azmi. Kalbimi kırdın patron. Söyle ben de bir şey yapayım. Sessiz ol yeter. Kafamı karıştırıyorsun Azmi. Peki patron. Patron. Efendim Azmi. Yeni planın ne? Tophaneyi amire. Neden? Geçen gün dersteyken... Gürgen, sana bir soru sormak istiyorum. Eğer bilirsen sana bir teleskop armağan edeceğim. Güzel bir fırsat. Hadi yine iyisin. Bu sefer bileceğim öğretmenim. Tüm sorularınıza hazırım. O zaman söyle bakalım. Tophane-i Amire kim tarafından hangi amaçla yaptırılmıştır? Bunu bilemeyecek ne var öğretmenim? Bizans kralı Lefter Küçük Andoniadis tarafından yapılmıştır. Öyle mi? Peki hangi amaçla yapmıştır Lefter burayı? Futbol topu üretmek için yapmıştır. Adı üstünde Tophane. Gürgen yine bizi şaşırtmadı değil mi çocuklar? Yanlış cevap. Bu sorunun doğru cevabını söylemek isteyen var mı? Evet Hasan. Tophane-i Amire Fatih Sultan Mehmet tarafından savaş toplarını üretmek için yapılmıştır. Aferin Hasan. Doğru cevap. Duydun mu Gürgen? Göreceksiniz. Çok değil, birkaç gün sonra orası futbol topu fabrikası olacak. İşte o zaman şaşıracaksınız. İşte böyle Azmi. Artık sözümü tutma zamanı. Yalnız patron, havan topu planının göz bebeği olsa da göz bebeği kadar küçük değil. Onu içeri sokamayız ki. Senin dahi patronun onu da düşündü tabii ki. İşte bununla topları stadyumlara fırlatacağım. Patron, koskoca top ona nasıl sığsın? Elbette buna sığmaz Azmi. Ancak yeni icadım dev yapan 1990'la en ufak şeyleri bile büyütebilirim. Çocuklar, neşenizi bölmek istemem ama artık yola koyulmanız gerekiyor. Sanırım Gürgen harekete geçti. Hiç merak etme Koca Çınar. Ona geçit vermeyeceğiz. İyi de nasıl? Daha bir planımız bile yok. Endişelenmeyin. Benim aklımda bir plan var. Hoşçakal Koca Çınar. Görüşürüz çocuklar. Dikkatli olun. Tamam da patron. Bütün bunları bu kadar insanın içinde nasıl yapacağız? Endişelenme Azmi. Burası 20 dakika sonra kapanıyor. Herkes gittikten sonra yeni icadım cam kesen 1455'te camda bir yuvarlak açıp içeri gireceğiz. Sonra ne yapacağız?
Beşiktaş'ın stadı buraya yakın. Oraya birkaç isabetli top fırlattıktan sonra artık burası sergiden çıkıp futbol topu fabrikasına dönüşecek. Hı? Oradalar. Şuraya da bakın, toplarını bile hazırlamışlar. Sergi mi? Artık burası bir sanat merkezi olarak kullanılıyor. Sen de hiçbir şey bilmiyorsun. Sen de bilmiyormuşsun işte. Hı? Bilseydin şu an burada olmaz. Teleskopunla gökyüzüne bakıyor olurdum. Azmi. Tamam tamam, kızma hemen. Çok güzel bir plan patron. Kesinlikle işe yarayacak. Peki bu bana verdiğin çuvalın içinde ne var? Hani biz Beşiktaş'ın stadına futbol topu fırlatacağız ya. Burası kocaman bir futbol topu fabrikasına dönüşecek Yazmi. Evet patron. Tabii ki futbol topu var içinde. Boş sorular sormayı bırak da görevine odaklan. Hı hı. Hı. Planımız nedir Mehmet? Anlatıyorum. Hı. Yaklaşın. Gürgen Nazım görüldüğü gibi bahçenin diğer tarafında duruyorlar. Galiba buranın kapanmasını bekliyorlar. Öyle görünüyor. Yani 10 dakikamız var. Biz onlardan önce yukarı çıkıp direklere tırmanacağız. Ya bizi görürlerse? Göremeyecekler. Çünkü direklere tırmanmış olacağız Ali. Edindiğim bilgilere göre Tophane-i Amire Fatih Sultan Mehmet zamanında top dökmek için yapılan bir yer. Azmi'nin sırtındaki top çuvalına bakarsak Gürgen bir yerlere top fırlatacak demektir. Fatih gibi düşünmüyor anlaşılan. Hadi artık harekete geçmeliyiz çocuklar. Balonlar hazır mı Ali? Ha, hazır. Gürgen için özenle renk renk balonlar seçtim. Sis makinesi hazır mı Elif? Kullanmak için sabırsızlanıyorum. Eğlenceli olacak sanki. Hadi ne duruyoruz? Gidelim o halde. Eğer Ali'nin dediği gibi Gürgen burayı bir yerlere top fırlatmak için kullanacaksa bu pencereleri kullanacaktır. Direklerdeyken bizi zaten göremeyecek. Sis makinelerini nasıl kullanacağız? İki tane sis makinamız var zaten. Bunlar Ali ile Elif'in olduğu direklerin altında duracak. Tamam, hadi tırmanalım. Birazdan gelirler. Burası ne kadar da büyük bir yer patron. Benim başarım daha büyük olacak Azmi. Herkes beni konuşacak. İlk hedefim Beşiktaş stadı olsa da çok büyük bir futbol topu fabrikasının kurucusu olduktan sonra tüm şehrin stadyumlara top fırlatabilir, hatta tüm dünya stadyumlarına buradan top fırlatabilirim. Belki de bu kadar çok top fırlatan biri olarak seni astronot yapıp uzaya fırlatabilirler patron. Bu kadar konuşarak zor bitiririz biz bu işi. Hadi artık işe koyulalım. Ne yapmak istediğin şimdi anlaşıldı. Demek ki burayı futbol topu fabrikasına dönüştürecek. Daha doğrusu dönüştüremeyecek. Gürgen'e bir ders verme zamanı geldi çocuklar. Patron şu işe bak. Top o kadar hızlı gitti ki görmedik bile. Saçmalama Azmi. Top yerine balon koymuşsun. Şu an gökyüzüne kırmızı bir şey havalanıyor. Bak bakalım top mu? İçine bir tane top koy da zaferimizi yaşayalım artık. Azmi!
işten. Bir şey anlamadım patron. İçine top koyduğuma eminim. Çok ilginç. Böyle olmaması lazım. Ne oluyor burada? Ne oluyor? Nereye gidiyoruz? Çıkar beni buradan. Çıkarın. Belki de havan topunun futbol topunu fırlatmamasının bir sebebi vardır. Ne dersin Gürgen? Buraya futbol topu koyduğuma emindim. Gördün mü patron? Boşuna sinirlendin bana. Ali, hatırlıyor musun? Bu sabah bir nesneyi çok yükseğe atmak için ne yapabilirim diye sormuştun. Şimdi cevabını alabilirsin. Çocuklar, anlaşabiliriz. Yapmayın. Azmi, ne duruyorsun orada? Bir şeyler yapsana. Bence iyi tarafından bakalım patron. Bedavaya uçacağız. Azmi! Ali, ne kadar yükseğe fırlattığının farkında mısın? Sanırım rekor sende. O zaman ben mahalleye bir havan topu götüreyim. Tek çaresi bu. Yaşasın. Ali hastayken oyun oynamanın hiç tadı yok ki. Yine çizgiye bastım. Normalde bir oyunda sonuncu Ali olurdu. Niye hastalandı ki? Onu çok özledim. Bence bu oyun benim oyunum. Daha birlerdesin. Bence değilim. Sevinmek için daha erken. Birler, ikiler, beşler fark etmez arkadaşlar. Bu kez şans benden yana. Şimdiden üçlere geldim bile. Bu kez işin zor görünüyor. Beş taş değil satranç oynuyoruz sanki. Hadi Elif, yerdeki üç taşın hepsini birden alman lazım. Çabuk sevinme demiştim. Aklım Ali'ye gitti. O sebeple dikkatimi toplayamadım. Aslında ne oynadığımızın da bir önemi yok. Pek keyif alamıyorum. Ben de. Azmi. Geldim patron. Sana mis gibi ıhlamur kaynattım patron. Fokur fokur. Yandım Allah. Beni aşlamayı başardın Azmi. Yine. Ama patron, sen de bana tuzak kurmuşsun. Şaşkın Azmi. O tuzak İstanbul muhafızları için. Yeni icatım buz 7000. Sadece işe yarıyor mu diye kontrol etmek istedim. Evet, işe yarıyor patron. Dünyam alt üst oldu. Peki bu kez planımız nedir? Dinle Azmi. Evet arkadaşlar. Gelecek dersimiz için bir konuda araştırma yapmanızı istiyorum. Para. Tarih boyunca çeşitli amaçlarla paralar bastırılmıştır. Mesela krallar hükümdarlıklarının sembolü olarak altından para... Öğretmenim! Gürgen, öğretmenlik hayatımın başından beri dersine giriyorum. İlk kez el kaldırdın. Para İstanbul'da nerede bastırılmıştır öğretmenim? Gürgen soru sordu. İlk olarak Topkapı Sarayı'ndaki Darphane-i Amire'de altın ve para bastırılmıştır. Daha sonraları ise para Beşiktaş'taki... Evet arkadaşlar, dersimiz bitti. Merak etme Gürgen, bir sonraki ders hepsini anlatacağım.
Yazmi, öğretmenin konuşması yarım kaldı. Ama ben darphanenin yerini öğrendim. İnanamıyorum patron. İlk kez derste bir şey öğrenmişsin. Ne öğrendin? Ah, şaşkın. Önce oradaki altınları ele geçireceğiz. Sonra o altınların üstüne kendi resmimi bastırıp hükümdarlığımı ilan edeceğim. Hem çok zengin olacağım hem de İstanbul'a hükmedeceğim. Ve tarih dersini ortadan kaldıracağım. Altınların nerede olduğunu biliyor muyuz patron? Şimdilik hayır. Koş git hemen bir kazma ve kürek getir. Gerekirse o altınları bulmak için her yeri kazarız. Patron, ikişer tane getirsem daha hızlı kazmaz mıyız? Sadece sen kazacaksın şaşkın. Bu eller azmi kalem tutmak için var. Kazma kürek tutmak için değil. Çok sıkıldım. Ben de. Hey bakın. Çınar bizi çağırıyor. Ha? Çok şükür bir değişiklik oldu. Merhaba çocuklar. Eğlencenizi bölmek istemezdim ama. Ay Çınar lütfen böl. O kadar sıkıldık ki. Ali hasta ve o olmadan oyun oynamanın bir tadı yok. Birbirinizi bu kadar çok sevmeniz çok güzel çocuklar. Maalesef bu sefer işiniz daha zor. Bir kişi eksiksiniz. Gürgen ve Azmi yine ne plan yaptılar acaba? Olamaz, işe koyulmuşlar bile. Bu kez darphaneyi amire yakınlarından sinyal aldık. Bilgilere ulaşıyorum. Merak etme Çınar. Seninle irtibat halinde oluruz. Size güveniyorum çocuklar. Bütün binalar boş Azmi. Nerede basılıyor bu paralar? Nerede bu altınlar? Ama burası çok güzel bir yermiş patron. Azmi, turistik geziye mi geldik? Sinirlendirme beni. Şşt. Yine Mehmetler burada. Darphane olarak kullanılan bu bina Sadrazam Damat İbrahim Paşa tarafından 1727'de yaptırılmış. Darphane kapısının sol tarafında bulunan bu küçük çeşmede 3. Selim'in turası varmış. Vay canına. Osmanlı için önemli bir yer tutan darphanede para basımı dışında altın ve gümüş eşya, hatıra sikkeleri ve mücevherlerin imalatı da yapılırmış. Çok büyük görünüyor. Haklısın Elif. Darphane Yapılar Topluluğu Topkapı Sarayı 1. avlusunda Aya İrinik Lisesi'nden başlayarak Gülhane Park'a girişine kadar uzanan 17 dönümlük bir alan üzerine kurulu. Bir diğer girişi de arkeoloji müzeleri girişinin karşısında bulunuyor. İki girişi mi var? Ayrılmamız gerek. İçeride buluşuruz. Siz diğer girişe gidin. Ben ikiniz kadar hızlı koşamam. Gürgen ve Azmi'yi elimizden kaçırmayalım. Hayır, hayır. Bırak arkadaşlarımı. Hayır. Mehmet, Elif, Zeynep. Ha, nerede bunlar? Bensiz seksek oynamışlar. Onlar da hani? Bensiz beş taş da oynamışlar. İyi ama neredeler? Çınar? Hoş geldin Ali. Nasıl oldun? Hala biraz hastayım ama bir kabus gördüm. Hislerin seni yanıltmamış Ali. Biraz evvel Zeynep'le bağlantıyı kaybettim. Hayır, bana ihtiyaçları olabilir. Neredeler? Nerede bu para basılan oda? Şaşkın Azmi, bir şey söylesene. Hiç genel kültürünüz yok mu sizin? Burası eskiden para basmak için kullanılıyormuş ama şimdi asıl darphane başka yerde. Bizi kandırmaya mı çalışıyorsun sen? Patron, bence doğru söylüyor. Bütün binaları gezdik ama hepsi boştu. İlk kez haklısın Azmi. Yine de zamanında burada para basıldığına göre kesin bir yerlerde gömülü altınlar vardır. Tek yapmamız gereken kazıp çıkarmak. Nereyi patron? Her yeri. Buraya zarar vermenize izin vermeyeceğiz. Arkadaşlarım sizi durduracaktır.
Bu kez hazırlıklıyız. Bize engel olamayacaksınız. Ses şuradan geldi. Zeynep'i kurtarmalıyız, çabuk. Diğer arkadaşınız nerede? Neydi adı? Ali. O hasta evinde. Şanslı günündeymiş. Buna pişman olacaksın Gürgen. Bırak bizi. Hadi Azmi, elini çabuk tut. Şu altınları arayıp bulalım. Neden anlamak istemiyorsunuz? Altın veya para yok burada. Boşu boşuna yıkacaksınız her yeri. Kaybedecek hiçbir şeyimiz yok ki. Sadece Azmi biraz yorulacak. Hepsi o. Çok yorulacağım patron. Peki muhafızlara ne yapacağız? Arkadaşlarımı rahat bırak Gürgen. Hemen gidip polis çağıracağım. Beni yakalayamazsınız. Patron, eyvah. Polislere haber verecek. Koş Azmi, yakalayalım şunu. Tamamdır, polise haber verdim. Birazdan burada olurlar. Ah Azmi, hepsi senin yüzünden. Beni telaşlandırdın, kendi tuzağımıza düştük. Ali, bu kez İstanbul'u sen kurtardın. Çok iyi işte. Böylesini ben bile yapamazdım. Tebrik ederim çocuklar. Bu sefer işiniz çok zordu ama yine de başardınız. Ali hepimizi kurtardı. Siz de olsanız aynını yapardınız. Arkadaşlık böyle bir şey. Biri dardayken diğeri mutlaka yardım eder. Aferin Ali. Çok doğru söyledin ama artık eve gidip dinlenmelisin. Çocuklar, siz de eğlencenize kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Hayır!